Merhaba arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi normal bir saatte metrobüse ulaşmak için Altunizade'de alt geçitten yürümek zorundayım. Şu anda gördüğünüz gibi sigara içiyorum. Kimse bir şey diyemiyor. Neden biliyor musunuz? Kimse yok ki. Rahatsız edeceğim kimse yok. Şu anda yanımdan, karşımdan birisi geliyor. Bana itiraz edip kızacağını hiç sanmıyorum. Zira böyle bir derdi yok, sigaradan değil de virüsten korktuğu için. Burada şunu göstereceğim. Sigarayı yasaklıyoruz ama akciğerlere zararlı diye zalimliği yasaklamıyoruz. Ya keşke zalimlik yasak olsaydı da kimse dünyada o kadar yanı başında komşusu aç yatarken kendisi partı yani işkembesi full dolu olarak yatan din kardeşlerime ya da Hristiyan kardeşlerime ya da deistlere, ateistlere hepsine sesleniyorum. Ya biraz insan olun ya. Ya insan olun arkadaş. Günahlarımızın hesabını biz vereceğiz. Ve tek başımıza vereceğiz. Ben senin sevabına karışmıyorum. Senin sevabın sadece cumaya gitmekse, senin sevabın sadece kiliseye gitmekse, senin sevabın sadece sinagoga gitmekse, ya her neyse gidin arkadaş ya, ibadetinizi nerede istiyorsunuz yapın. Ya dağın başında da ibadet yapılır arkadaşlar. İlla bu kadar takılmayın ibadeti yapılan yerlere. Yer önemli değil. Şurası. Şurası, şurası, şurası. Bunlarla yapacaksınız ibadeti. İbadet için, tamam bilmiyorsanız ama oku demiş ya. Bir kere ilk emrine oku. Ya okuyarak her şey öğrenilir. Yani bana bir tane şey gösterir misiniz ya? Yani imam gösterin bana bir tane. Yani lütfen kızmayın. Diyanete kızmıyorum ben. Asla asla. İmamlara da kızmıyorum. Hepsi okumuşlar, etmişler. Bu işin eğitimini almışlar, diplomasını almışlar. Tabii ki maaş alacaklar. Tabii ki ekmek yiyecekler. Tabii ki onların maaşını kesmeyeceğiz. Olur mu öyle şey? Ben sadece şunu demek istiyorum. İmam maaşını veriyorsak tam doktora da maaşını tam veririm. Kes veririm. Adam korona oldu diye maaşın yarısını kesersek olmaz. Bu adam yıllarca dirsek çürütmüş ya. Doktorun maaşı kesilir mi ya? Bu adam canlı tehlikeye atıyor ya. Sen canlı tehlikeye atmış adam. Yani virüsü kaptı diye yatıyor. Sen kalkıyorsun onu. Diyorsun ki ben maaşın yarısını keseceğim. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Zalimlik yasak olmalı. Sigara değil. Yok sigara değil de yani sigaraya gelene kadar neler var yasak olması gereken ama yasak, öyle bir yasak yok. Öyle bir kanun yok çünkü. Zalimlik yasak değil. Rüşvet yasak değil. Yosluk yasak değil. Yasak ama affediliyor. Görüyorsunuz affediliyor. Özel kararlarla affediliyor. O yüzden lütfen arkadaşlar dikkatli olalım. Duyarlı olalım. Artık açalım ya. Gözümüzü gönlümüzü açalım. Lütfen ya. Ben sadece İngilizce öğretmenliği bitirdim. Profesör değilim. Doktor değilim ama yani hissediyorum ya. Hissediyorum. İyi de kötü de 10 katı fazla hissediyorum. Çünkü ben bipolar hastasıyım. Bipolar hastalar biliyorsunuz daha iyi hastalıdır bipolar hastalığı. Einstein bipolardı. Birçok düşünür, filozof, ressam. Ya tarihe bakın. Yani fark yaratmış insanların çoğu bipolardır. Bunu unutmayın. Ama ben nasıl diyeyim? Klasik bipolarlardan değilim. Hani kendini şöyle böyle zanneden bipolar değil. Ben doğruları söylüyorum size. Deli saçması olan bir tane sözüm olduysa şimdiye kadar lütfen söyleyin bana ya. Ben akıllıca sözler söyleyip meşhur olmanın peşinde değilim. Sadece mesaj alınsın istiyorum. Mesaj şu. Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize yardımcı olalım. Bakın şu anda bile metrobüs paralı. Ya Afrikalı bir tane misafirim vardı. Tanrı misafiri. Otobüse bindik çocuğun kontrolü bitmiş diye. Otobüsten atmaya çalıştı şoför. Ben cebimde para vardı Allah'a şükür. Çıkardım. Ama verdirmedi arkadaşlar. Verdirmedi. İki bayan birden, ikisi birden vermek istedi parayı. Ben de gönülden verdikleri için tamam dedim abla rahat olun. Basın tamam siz basın dedim. Hepinizi öpüyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.